Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Mali Bamako'da 3 yıldır yapmış olduğumuz dağıtımın 2 ayda bir yapmış olduğumuz erzak dağıtımının bir yenisini yapıyoruz şu an. İlk turu dağıttık, ikinci tur şu an devam ediyor. Hava çok sıcak. Canlı yayını ne kadar ayakta tutabilirim bilmiyorum. Çünkü telefon ısındığı zaman kapanıyor. Binlerce mağdur ailenin temel gıda ihtiyaçlarını görüyoruz burada. Çok sevindirici haberler var Mali'de. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu aileleri, bu çadırlarda yaşayan aileleri, mağdur eden ülke Fransa. Şöyle, ben az önce müsaade aldım, ben yaşadıkları ortamı göstereyim ben size. Bakın burada kaç çocuk yaşıyor? 1, 2, 3, 4, 5 çocuk, anne ve baba. 7 kişinin yaşadığı ortamı gösteriyorum ben size. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir çadır. Yani bu çadırın eni boyu 3'e 3 metre. 9 metrekare bir çadır. Ve bu çadırın içinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bu çadırın içinde hiçbir şey yok. Bu aileler tamamıyla maalesef bizim dağıtmış olduğumuz bu erzaklardan bütün hayatlarını bunun üzerinden sağlıyorlar. Erzak paketlerimiz içinde ne var? 2 aylık insan sayısı çok kalabalık olduğu için temel maddeleri sadece verebiliyoruz. Yağ, un, şeker, mısır, darı, tavuk suyu. 5000'e yakın insan yaşıyor bu bölgede. Çadırlar gözünüzün gördüğü kadar devam edip gidiyor. Evet. Sevindirici bir olay var. Şimdi bu aileler neden burada? Bunu daha önce de defalarca anlattım. Fransa ve batılı ülkeler biz terörle mücadele edeceğiz diye Mali'ye gelip girdiler. Ama o sözde mücadele ettikleri teröristleri kendi silahlarıyla donattılar. Fransız mermileri yağdı bu insanların üzerine. Geceleri ansızın köylerine baskın yediler çünkü yaşadıkları toprakların altı maden dolu. Sömürebilmek için oraların boşaltılması gerekiyordu. Ve bu insanlar yerlerinden, yurtlarından edilerek buralara geldiler. Şimdi sevindirici haberi söyleyeyim. Biz 3 yıldır yaklaşık buradayız. 3 yıldır gelişmekte olan bir şöyle bir güzellik oldu. Mali devleti, Mali'de idare değişti. Fransa yanlısı subaylara karşı bir darbe yapıldı. Fransa yanlısı subaylara karşı bir darbe yapıldı ve onlar ülkeyi terk etti. Onların gitmesiyle birlikte Fransa Mali'de arkasını kaybetti. Ve Mali devleti Fransa'ya benim ülkemden defol git dedi. Benim ülkemden askerlerini çek. Ben senin benim ülkemde teröristlerle mücadele etmeni artık istemiyorum dedi. Ama biz gidersek terör işte sizi şöyle yapar böyle yapar. Ne yaparsa yapsın dedi. Siz defolup gidin. Biz kendi sorunumuzu kendimiz çözeriz dedi Mali. Ve Fransızlar çekildi. Fransızların çekilmesinden sonra terör arttı mı diyeceksiniz? Hayır. Terör bitmek üzere. En sevindirici gelişme de şu. Bayraktarlarımız geldi. Mali'de, Bamako'da, Mopti'de, Gao'da Türk insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları terörle mücadelesini üstleniyor şu anda Mali'nin. Burada subaylarımız, mühendislerimiz özveriyle çalışıyorlar. Ve ben şundan eminim, 2-3 yıla kadar Mali'de terör diye bir problem kalmayacak Allah'ın izniyle. Bu insanlar yurtlarına, evlerine geri dönecekler. Biz de buradaki çalışmamızı neticeye erdirmiş olacağız inşallah. Evet, ben bu yüzden çok sevinçliyim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Mali, Bamako bizim gönül coğrafyamızın içinde. Nerede bir ezan okunuyorsa orası benim vatanımdır. Orası bizim gönül coğrafyamızın içidir. Onun için buranın derdi bizim de derdimiz. Yani benim gözümde Bamako'nun Bingöl'den, Bursa'dan, Bartın'dan, Antalya'dan bir farkı yok. Madem bütün Müslümanlar kardeş, madem Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet
bir vücut gibidir. Onun bir kolu ağrıyorsa başı da rahatta değildir. Başı ağrıyorsa ayağı da rahatta değildir. Aynen o düsturunca buranın derdiyle dertlenmek zorundayız. Allah devletimizi var etsin. Allah milletimizi var etsin. Burada bu faaliyetleri yürütebilmemiz için omuz veren, destek veren, dua eden herkesten Allah binlerce defa razı olsun. Evet, ikinci tura devam ediyoruz şimdi. Aileler böyle ellerinde biletleriyle geliyorlar. Her bir çadırı teker teker tespit ettik. Çok sistematik bir şekilde. Ve her çadırın işte erzak almasını temin ediyoruz. Hani almadan giden olmasın diye. Yeni gelen aileler var. Zaman zaman karışıklıklar olabiliyor. Onun da önüne geçmek için. Yeni gelen aileleri de sürekli buradaki arkadaşlarımız tespit ediyor. Onlara biletlerini veriyorlar. En azından dediğim gibi açlıktan ölümlerin önüne geçmeye çalışıyoruz bu faaliyette. Yani şu şanlı bayrağın gölgesinde bakın çok düzenli bir şekilde yapıyoruz biz bu dağıtımları elhamdülillah. Hiçbir karışıklık olmadan. Bana burada bir tane Arjantinli bayan var. Birleşmiş Milletler'in Mali temsilcisi. Bu yardımları koordine eden. Bir gün benden randevu istemiyor. Benimle ne işi olur dedim. Bizim bu faaliyetleri duymuşlar. Ondan sonra tamam dedim gittik. Bir yerde bir araya geldik. Hani neticede Birleşmiş Milletler. Bakarsın bir bağlantı kurarız vesaire. Oturduk, kadın dedi ki ya siz bu dağıtımları nasıl yapıyorsunuz dedi. Niye dedim. Dedi ya dedi ben gördüm dedi görüntüleri dedi. İnanamadım dedi. İşte insanlar sıraya giriyor, hizaya giriyor. Hiçbir taşkınlık yok, talan yok, bir şey yok. Bu insanlar aç, bunu nasıl yapıyorsunuz, nasıl koordine ediyorsunuz dedi. Dedi biz mesela dedi bazen dedi yardım getiriyoruz. Daha kamyonlar yerinden inmeden dedi her ortalık toz dumana karışıyor. İnsanlar talan ediyor dedi. Çünkü açlık var yani çok ciddi açlık var. Dedim bunun sırrı dedim bizim koordinasyonumuzda planlamamızda değil. Biz dedim size bayrak verelim, bayrağımızı asın. İnsanlar sizin yardım dağıtımlarınızla hizaya girer. Nasıl yani dedi. Dedim çünkü bakın bu insanlar şunu biliyor. Bu bayrağı gördükleri yerde burada adalet vardır diyorlar. Burada hiç kimse mağdur kalmaz. Burada her mazlumun başı okşanır. Burada hepimiz için iyilik var, merhamet var diye biliyorlar. Çünkü yıllardır bu insanlar buna alışmışlar. Hani buraya gelenin eli boş dönmeyecek. Ama siz de o güvenceyi veremiyorsunuz Birleşmiş Milletler. Adı Birleşmiş Milletler ama adınız dedim UN yani United Nations ama Unidentified Nations diye geçiyor dedim insanların arasında. Yani kim olduğu belli olmayan milletler. Çünkü dedim mağdur ediyorsunuz insanları. Bir yandan terörle mücadele edeceğiz diye uluslararası şeyler arenada devletler gelip burada teröristleri finanse ediyor. Ya o kadar enteresan ki ben gördüm ya. İnsanlar burada üzerlerine Facebook'ta da videosu da var. İnsanlar üzerlerine sıkılmış kurşunları ceplerine doldurup getirmişler. Ya bizi katlettiler bu kurşunlarla dedi. Kurşunlara bakıyorsun arkasındaki seri numarasının Fransız ordu envanterinden çıktığını görüyorsun. Fransız ordusunun mermileriyle vuruluyor bu insanlar. Teröristler tarafından değil. Yani Fransız ordusunun verdiği mermilerle vuruluyor bu insanlar. Katlediliyor bu insanlar. Nasıl güvensin size? Şimdi de yardım getirmişsin. İşte benim yardımımı niye tanıdın? Güvenmiyor ki adam. Diyor ki ya bundan bana bir iyilik gelmedi bugüne kadar. Ama dedim bizim bayrağımız öyle de vereyim dedim size bayrak. Asıl onun altında da onu yapamayız dedi. Biliyorum yapamayacağınızı dedim. Ben zaten size bayrağımızı teslim etmem. Ama durum bundan ibaret. Elhamdülillah. Yani burada büyütüyorsak bayrağımızın bereketiyle, insanımızın şecaatiyle, elhamdülillah. Yıllardır gelip gidiyorum. Yani daha pandemi başlamadan önce ilk geldiğim buraya. Ve yıllardır da burada hiçbir tatsızlık olmadan, hiçbir taşkınlık olmadan, bir yaramazlık olmadan elhamdülillah bu faaliyetleri yürütüyoruz. Evet. Durum bundan ibaret. Buranın ulaşımı da zor. Burada olmak da zor. Hani biz neticede bisküvi çocuklarıyız yani. Böyle çok ortamlarda büyümüşüz.
İşte tuvalet temiz olacak, duşun olacak, bilmem neler falan filan, yatağın temiz olacak. Buranın şartları, standartları tabii ki farklı. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yani bütün Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bütün profillerimde, Twitter'de yok herhalde. Bütün profillerimde WhatsApp numarası yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Benimle gelmek isteyen, omuz vermek isteyen, destek vermek isteyen biri olursa benimle irtibata geçebilir. Çünkü bizim buradaki faaliyetlerimiz gitgide büyüyor, gitgide daha kapsamlı hale geliyor. Her desteğe elhamdülillah ihtiyacımız var. Evet, aileler böyle alıp gidiyorlar. Ben şeyi çok merak etmiştim. Geçenlerde sordum, dedim ki ya niye dedim hep kadınlar geliyor bu eşyaları taşımaya. Ya dedi bir arkadaş, erkekler dedi utanıyor dedi gelmeye. Öyle de bir durum var. Hayır, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kampta namaz kılma oranı %100. Yani namaz kılmayan kimse yok. Bu da çok enteresan. Hani bu kadar yokluğa rağmen bu kadar büyük bir şükrün olması insanı duygulandırıyor. Hatta geçen sordum işte buradan bir arkadaşa, dedim namaz kılma oranı nasıl dedim burada. Hani merak ettiğimden sordum. Dedim nasıl yani namaz kılma oranı? Dedim ya yüzde kaçı namaz kılıyor? Dedi ki ya namazın yüzde kaçı mı olur dedi. Namaz farz dedi. Herkes kılmak zorunda. Herkes de kılıyor dedi. Namaz kılmayan insan mı olur dedi. Güldü falan. Ya olur dedim ama işte artık fazla da muhabbete girmedi. İşte öyle. Biz aslında alnımızı secdeye koyup ölene kadar kaldırmasak elimizdeki nimetlere şükrünü eda etmiş olmayız. Yani dünyanın en normal şeyi mesela musluğu açıyorsun su geliyor tertemiz. Burada inanılmaz bir şey o yani. Burada yaşanmayacak bir olay. Hani köylere kuyu açıyoruz mesela. Hani kimi köy var 2-3 kilometre yol gidiyor çocuklar su getirmek için. Köyün ortasına su açıyoruz. Hani böyle pompalı bir kuyu açıyoruz. Ya o insanların sevincini görseniz yani sanki. Yani size uçak hediye etseler o kadar sevinmezsiniz. Emin olun yani sizin kapınızın önüne uçak koysalar deseler ki bu uçak bundan sonra senin, anca o kadar sevinirsiniz yani. O suya yani. O temiz suya. Ya. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.